Only Her Story bir sözlü tarih projesi. Bu projede sıradan kadınların duymadığımız hikayeleri gün ışığına çıkarılıyor. Projenin kurucuları olan Duygu Atlas, Derya Atlas ve Mesut Alp bu proje ile çevrim içi bellek arşivi oluşturmayı hedefliyor. Duygu Atlas ilk olarak anneannelerinin ve babaannelerinin hikayesini anlatmaya başladıklarını söylüyor. Hatta Atlas, projenin yüzü olarak görülen kadının anneanneleri Kamuran Tuncay olduğunu dile getiriyor. Anlatılan hikayelerin ardından ise Only Her Story büyük bir ilgi görüyor ve birçok kişi hikayelerini onlara iletmeye başlıyor. Hikayeleri birinci tekil şahısla ve edebileştirerek anlattıklarını söyleyen Atlas, kadınların sesine ses olmak istediklerini ifade ediyor. Tırnak içinde sıradan kadınlar dedik ama bu kadınların hiçbirisi sıradan değildi. Hepimizin hayatının merkezinde olan, bize sevgileriyle verdiği yemeklerle ayakta tutan insanlardı. Ve dediğim gibi başlarından geçen her şey aslında Türkiye'nin bir tarihi gibi bir yerde. Ve bu insanların sesini biz hiç duymadık. Ve onları kaybettikten sonra da duymamızın hikayesi yoksa imkanı yok. Sadece onları tanıyanlar, sevenlerin gönlünde, kalbinde kalıyor bu hikayeler. Ama müthiş bir zenginlik taşıyorlar. Dediğim gibi Türkiye'nin bir aynası onların hikayesi. Şimdi çok belli başlı temalar var aslında. Genellikle her kadının hikayesinde ya birini ya da birçoğunu gördüğümüz sorunlar var diyebilirim. Bunlardan en önemlisi aile içi şiddet. Aile içi şiddetin içinde olmadığı bir hikaye paylaştığımız zaman diyorlar ki ne kadar güzel, en sonunda mutlu bir hayat hikayesi okuyabildik. Ama genellikle aile içi şiddet kadınların hayatında gördüğümüz bir sorun. İkincisi kadınların ev içinde karşılıksız iş gücü olması. Bütün emeklerinin karşılıksız kalması, bedava iş gücü. Bir diğer önemli sorun erken yaşta evlilikler, çocuk evlilikleri. Geriye gittiğimiz zaman, daha önceki kuşaklara gittiğimiz zaman da bunu görüyoruz. Günümüze yakınlaştığımız zaman da bunu görebiliyoruz. Bir başka sorun mahalle baskısı. Taciz, özellikle dul kadınların karşılaştığı ya da genç kadınların karşılaştığı taciz sorunu. Bir başkası, mesela göçün kadın üzerindeki etkisi var bir de. Kendi göç etmeden önce kendi çevresinde bir nebze sosyal hayata katılabilen kadın, o çevreden çıkıp göç ettiği zaman çok daha fazla izole hale geliyor. Çünkü erkek yine iş gücüne katılıyor, dışarı çıkıyor. Kadın çok daha fazla dört duvar arasında kalıyor. İlk anda aklıma gelen bu temel sorunlar diyebilirim kadının hayatında gördüğümüz. İlk hikaye anneannemizin hikayesiydi. Bu aslında biz başta onu da söyleyeyim, belki bu projeyi dinleyip başka projeler yapmak isteyen insanlar için bir ipucu olabilir. Bize sosyal medya ile ilgili çok da soru sordurttu bu. Çünkü anneannemizin hikayesiyle başladık ama ilk başta sadece küçücük hayatından bir kesit, bir iki cümlelik bir kesit paylaşmıştık. İlk başta fikrimiz de buydu çünkü diyorduk ki sosyal medyada hiç kimse çok uzun bir metni okumaz. Öyle değilmiş, metnin içeriğiyle alakalıymış. Çünkü zaman ilerledikçe hayatını baştan sona olabildiğince Instagram yer verdiği, izin verdiği sürece anlatmaya başladık. Ama biz Only Her Story'de ilk kendi hayatımızdaki kadınlarla başladık. Anneannemiz ve babaannemiz ve büyük halamızla. Bize kadın deneyimini bana anlatan onlardı. Onların hayatıydı. Yani babaannemi çağırırdım, oturturdum karşıma, derdim ki babaanne bana anlat. Anlatırdı. Bir yandan böyle çok uzak gelirdi, bir yandan o kadar yakın gelirdi ki anlattığı şeyler. Değişmeyen çok şey olduğunu gördüm. O yüzden ilk o sıcak hikayelerle başladık. Daha sonra çevremizdeki insanlarla, dost arkadaşlara paylaşmak istediğiniz hikaye var mı dedik. Bu sadece bizim hikayemizi yayınlamamızla da kalmıyor. Only Her Story aynı zamanda bir platform görevi de görüyor insanlara. Çünkü yorum kısımlarını okuduğunuz zaman insanlar birçok sorunu altında tartışıyor, içini döküyor. Daha onun da dışında bize direkt mesajla çok fazla içini döken insan oluyor. Kadınların konuşmaya ihtiyacı var. Çok fazla konuşmaya ihtiyacı var hem de. Çok zor bir soru. Çünkü hani bir tanesini desem diğerinin gönlük olur diyeceğim ama hakikaten hepsinde ben o kadar fazla, biz o kadar fazla şey buluyoruz ki. Ama bir tanesini belki söyleyemem ama özellikle hiçbir zaman için karar verilmesine izin verilmemiş kadınların hikayesi ve o şekilde hayatını tamamlamış kadınların hikayesi bizi derinden yaralıyor açıkçası. Kesinlikle duyamıyoruz. Çünkü resmi tarih
isminden de belli olduğu gibi resmi bir tarih, çok seçilmiş bir tarih ve genellikle erkekler tarafından yazılmış bir tarih. İçinde sıradan dediğimiz kadın hikayesini, onların kendi seslerini biz resmi tarih içerisinde çok fazla duymuyoruz. Birkaç tane örnek vardır belki. Onlar da kişisel hikayeleriyle belki anlatılır bize. Ama onun dışında biz herhangi bir kadının hikayesini resmi tarihte duymuyoruz. Belki romanlarda Anadolu gerçekçiliği bu romanlarda karşımıza çıkıyor. Kadın yazarlarda karşımıza çıkıyor. Ama bir tarihsel bir proje olarak, anlatım olarak duyamıyoruz maalesef. Neden önemli? Çünkü dediğim gibi kadınların konuşmaya çok fazla ihtiyacı var, duyulmaya çok fazla ihtiyacı var. Hepimizin artık kanıksadığı problemlerin bir şekilde tekrar masaya yatırılmasına ihtiyacımız var. Bunların normal olmadığını, kadının bu kadar acı ve çile çekmesinin gereksiz olduğunu artık bir şekilde daha fazla konuşmamız gerekiyor. Ve bu yaşadığımız çağda da bence sosyal medya iyi yapıldığı zaman çok büyük bir araç bence. Kullanılması gereken bir araç. Biz aynı şekilde web sitemiz de var. Orada interaktif bir haritamız da var. Bunun gibi çeşitli yollarla çeşitlendirilebilir de bu hikayelerin ya da buna benzer hikayelerin sunulmuş biçimleri. Bölgelere göre mesela hikayeleri duymak isterseniz araştırıyorsanız ya da o haritadan girip bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi çok fazla duyulmamış alternatif alttan gelen sesleri ve tarihi Örneğin 90'lardan, 90'ların sonundan beri yaşadığımız azınlık tarihinde gördüğümüz o çalışmalarında gördüğümüz patlamanın aynısını belki bu kadınlar için de bu şekilde tamamlayabiliriz. Yardımcı olabiliriz en azından bir ilk adımı olabilir. Biz çok mutlu oluyoruz açıkçası. Çok fazla bize mesaj geliyor. Çok fazla hikaye gönderen oluyor. Ve biz çok mahcup oluyoruz açıkçası. Onların bize gösterdiği sevgi ve o güven. Çünkü çok özel bir şeylerini paylaşıyorlar. Özel anılarını paylaşıyorlar. Ve çok sevdikleri insanların hayat öykülerini paylaşıyorlar. Ama genel olarak söylemem gerekirse onlara bu platformu sağladığınız için teşekkür ederiz diyorlar. Çünkü diyorlar ki hani siz bunu anlatmıyor olsanız bu kadınların sesi hiçbir şekilde duyulmayacak, hiç kimse onların hayatını merak bile etmeyecek diye. O yüzden dışarıdan baktığınızda, yüzeysel olarak baktığınızda önemsiz gördüğünüz yerde bile çok derin bir tarih yatıyor. O yüzden o geri dönüşler biz çok emek veriyoruz çünkü çok detaylı çalışıyoruz. Her zaman bize çok büyük bir güç veriyor açıkçası o sevgiyi ve güven. Örneğin hani kendi içinde mesela hesaplaşamadığı şeyler aile tarihinde bunu anlatmış olmanın, dışa vurmuş olmanın, daha sonra mesela yorumlarda insanların hikaye sahibiyle birebir iletişime geçmesi, bir diyalog oluşması, hiç tanımadığınız insanlarla ortak bir noktada buluşabiliyor olmanız kadınları çok güçlendiriyor açıkçası. Örneğin bir tane Maalesef içinde tecavüz hikayesi olan bir hikayemiz vardı. Onun sahibi annesini anlatmıştı bize. Ve bunun yıllar sonra ortaya dökülmesi sanki bir kadının biraz hakkını araması gibiydi. Çünkü çok fazla arayamıyor kadın. Zaten konuşamıyor çok fazla. O yüzden her zaman için bize çok rahatladıklarını söylüyorlar. Çok mutlu oluyorlar. Kimsenin çok fazla önemsemediği ve onlar için o kadar kıymetli olan insanlara bu kadar değer verdiğimiz için. Buradan bu videoyu izleyen herkese de bize hikayelerini göndermeye davet ediyorum. Çünkü biz konuştukça, anlattıkça güçleniyoruz. Anlattıkça daha çok öğreniyoruz. Ve kadınların sesi olmaya hep beraber devam edelim derim.